Din ve vicdan özgürlüğü anayasada ve uluslararası insan hakları belgelerinde korunan en temel insan haklarındandır. Anayasanın 10. maddesinde herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir ifadesiyle devletin tüm inançlar karşısında eşit mesafede durması teminat altına alınmıştır. Kadir Hum Bayramı, Arap Alevilerinin en kutsal bayramıdır. Kadir Hum Bayramı'nın resmi dini tatil olarak kabul edilmesi için kanun teklifi vermiştik ancak üzerinden bir yıl geçmesine rağmen henüz bir adım atılmadı. Kanun teklifine bir yıldır yanıt gelmedi. Hükümet, Kadir Hum Bayramı'nın resmi olarak dini tatil ilan edilmesi yönünde bir adım atmadı. Bir sene önce konuyu bir kanun teklifiyle meclise taşıyan HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, konuyla ilgili olarak bu sefer bir soru önergesi verdi. Oruç, hükümetin gerekçelerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu. Arap Alevilerinin dini vecibelerini rahat bir şekilde yerine getirebilmeleri, kendilerini eşit yurttaş olarak hissedebilmeleri için Kadir Hum Bayramı'nın resmi dini tatil olarak kabul edilmesi önemlidir. Bu konuda bugüne kadar meclise birçok sayıda kanun teklifi verilmiştir. Neden halen Kadir Hum Bayramı resmi dini tatil kabul edilmemiştir? Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ilgili maddesi ve anayasanın din ve vicdan hürriyeti konusundaki eşitlik ilkesi gereğince de Arap Alevilerinin en kutsal bayramı olan Kadir Hum Bayramı'nın resmi dini tatil ilan edilmesi gerekmez mi? Toplumun bir kesiminin dini gerekliliklerini yerine getirmeleri için her türlü yasal düzenleme yapılmaktayken başka bir kesimin bundan mahrum bırakılmasıyla eşitlik ilkesiyle çelişirken bu Arap Alevilerinin yok sayılması ve kendilerini eşit yurttaş olarak hissedememeleri anlamına gelmez mi?